Herkese esenlikler değerli arkadaşlar. Bir kısa videoda daha birlikteyiz. Bugün bu videomuzda biliyorsunuz son bir haftadır işte sen niye bu tür videolar yapıyorsun, siyasi videolar yapıyorsun, biz milliyetçiyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz falan işte itirazlar, şunlar bunlar geliyor. Türk milliyetçisiyiz, sen şeysin, Kürt sevicisin falan filan. Bu tür şeyler. İşte seni takip etmiyoruz gibi. Arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım bu videoda. Size iki tane mektup okuyacağım. Yani vasiyetname okuyacağım. Birinci okuyacağım vasiyetname Nihal Atsız'ın oğluna yazdığı vasiyetname. İkincisi ise Deniz Gezmiş'in ölüm sehpasına giderken babasına yazdığı son istek mektubu. Ben işte o Deniz Gezmiş'in son mektubu yazdığı mektup ondan yanayım. Yani onu benimsedim, benimsiyorum. Bugün kendisine milliyetçiyim diyenler de Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, daha son Beride de işte Bahçeli'nin yanında yer alan insanlar. Bahçeli zaten bugün görüyoruz. Onu anlatmaya gerek yok. Şimdi uzatmayacağım arkadaşlar. Sizlere bakın. Nihal Atsız'ın oğluna ya da kızına neyse işte kime, mülkücülere yazdığı vasiyet. Okuyorum şimdi arkadaşlar. Yağmur oğlum, oğluymuş. Oğluna yazıyor bak. Yağmur oğlum. Bugün tam 1,5 yaşındasın. Vasiyetnameyi bitirdim. Sana bir de resmimi yadigar olarak bırakıyorum. Öğütlerimi tut. İyi bir Türk ol. Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belli. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanlarıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır. Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Romanlar yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlar, Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Zazalar, Lezgiler, Gürcüler, Çetenler, Çingeneler içerideki düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşman ile çarpışmak için hazırlanmalı. Tanrı yardımcın olsun. Nihal Atsız. İşte bu bugün milliyetçiyim diyenlerin fikir babası. Fikir babası. Herkes düşman, onlarla çarpış. Herkes düşman. Evet arkadaşlar. Bunu bulabilirsiniz internette. Ben buradan şeyden okudum. Okuyacağım iki mektubu da böyle şeyde bulabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz. Hatta Nihal Atsız'ın kitapları var. Açıp oradan görebilirsiniz. Bu iki mektubu okuduktan sonra birkaç tane video bunun üzerine yapmam gerekiyor. Çünkü bunların ipliğini de pazara çıkartmamız gerekiyor. Belki bilmeden onları milliyetçi zannederek, ülkesini seven biri zannederek bunların peşine takılmış olanlar da tıpkı İslam'dan kurtardığımız gençlerimiz gibi burada da kurtarmış olabiliriz. Şu son şeyi bir daha okuyayım. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de kim kalıyor düşman olmadıkları bunların? Ne diyor? Ermeniler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Zazalar, Lezgiler, Gürcüler,
Çeçenler, zavallı Çinliler de bunların düşmanı. Kim kaldı Türkiye'de? Kim kaldı ya? Türkiye'de düşman olmadıkları kim kaldı? Onun için işte tarih boyunca katliam yaptılar. Önlerine kim geldiyse öldürdüler. Onlara gireceğim. Bunların da ipliğini pazara çıkaracağım. Yaşadım, gördüm çünkü. Bunları da gördüm. Bakın şimdi bir de bu komünist dedikleri, en büyük düşman olarak gördükleri ve benim de tarafı olduğum işte o komünist, ipe giden, asılan, komünist dedikleri, canavar olarak gördükleri, vatan haini olarak gördükleri Deniz Gezmiş'in de babasına mektubunu okuyorum. İkisini karşılaştırın arkadaşlar. Bunun ikisini karşılaştırırsanız kimin vatansever olduğunu, kimin ne için mücadele ettiğini gayet net, açık bir şekilde görebilirsiniz. Bakın, mektup. Deniz Gezmiş'in babasına yazdığı o mektup. Baba, mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin desem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden önce giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de etmeyeceğimden şüphen olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. Bu yola bilerek girdi, sonunda da bu olacağını biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil, beni anlayacaklarına inanıyorum. Cenaze için avukatlarıma gerekli talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşımın, Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşüyor. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et, onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir, seni, annemi ve kardeşimi devrimciliğimin olanca ateşiyle kucaklarım, oğlun Deniz Gezmiş. Arkadaşlar, şurayı bir daha okumak istiyorum. Nihal Atsız'ın da son şeyini okudum işte, Türkiye'deki iç düşmanlarını. Burada da Deniz Gezmiş'in tekrarlanması gereken cümlelerini bir daha size tekrarlamak istiyorum. Annemi teselli etmek sana düşüyor. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et, onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Arkadaşlar, fazla ben bunun üzerine yorum falan da yapmayacağım. Takdir sizin. Bugün bu sayfalara gelip kendisini milliyetçi zanneden ve geçmişini bilmeyen, o milliyetçi denilen o hareketin geçmişini bilmeyen, gelecekte ne yapması gerektiğini, kendisine ne söylediklerinin farkında olmayan insanlara aydınlık olması için veya akıllarında, beyinlerinde bir soru işareti uyandırıp geçmişini, kendisine milliyetçiyim diyenlerin Türkiye'deki geçmişlerini incelemesi açısından böyle bir video serisinin faydalı olacağını düşünüyorum. Gördünüz, bu fikir babasıdır Nihal Atsız. Türkiye'deki kendisine milliyetçiyim diyen
katil sürüsünün fikir babasıdır. Oğluna vasiyetini okudum. Deniz Gezmiş'in de babasına mektubunu, kardeşine vasiyetini okudum. Karar sizin değerli insanlar. Esen kalın. Aslında ben bu mektubu okuduğumda, her okuduğumda ağlardım. Tutamıyordum kendimi. Bu sefer başardım yani. Ağlamadan okuyabildim. Esen kalın.